Mega şehir İstanbul'un kalabalıklardan uzak onlarca köyü var. Garipçe köyü de onlardan sadece biri. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Garipçe'de Ceneviz ve Osmanlı döneminden yapıları görmek mümkün. Hem tarihiyle hem lezzetli balıklarıyla Garipçe köyü gezilecek yerlerin en başlarında gösteriliyor değerli izleyiciler. İşte tarihi dokusu, yöre halkı ve huzur veren coğrafyasıyla Garipçe'yi anlatan haberimizde de bugün de akşam ajansını noktalamış olacağız. Yarın saatler 15'i gösterdiğinde yeniden karşınızda olabilmeyi umut ediyoruz. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Pınar başından bulanır canım oy, iner ovayı dolanır canım oy, sende çok çimen olur. Ben yari görmezsem halim yaman olur, halim yaman olur, vay vay. Ben yari görmezsem halim yaman olur, halim yaman. Biz balıkçıyız. 80 sene balıkçılık yaptım. Rusya'ya, Romanya'ya, Bulgarya'ya. Akıbet bir adam olamadım hiç. Gene aynı ceket sırtıma, gene aynı sıkırtıma. İstanbul'un en şirin balıkçı kasabalarından Garipçe'nin nüfusu sadece 387 kişi. Fakat cumartesi pazar özellikle de sabah kahvaltısına gelen diğer ilçelerden insanlarla birlikte bu sayı 10.000'e hatta 15.000'e kadar çıkıyor. Öyle anlar oluyor ki şirin kasabanın içerisinde adım atmaya yer bile bulunamıyor. Garipçe'nin bize tarihini anlatsana. Sen çocukken nasıldı buralar? Eyvah, onlara gitme ya. Üzülür müsün gidersen? Yok. Bundan 10 sene evvel zaten burada sizin gibi senede bir kere mi yabancı geliyordu. Ama şimdi öyle değil. Aynı şehir gibi bir yer oldu. Herkes gelebiliyor Türkiye'nin her yerinden. Garipçe doğal, organik bir köy. Tamamen eski yapısını koruyor. Tamamen eski yapısı halinde duruyor. 5 tane restoranımız var. Hafta sonları köylü, İstanbul halkı genelde geliyor buraya. Kahvaltı, balık. Buranın genelde herkes balıkçılıktan uğraşıyordu ama gördüğünüz gibi. Ama burada canlı balık yemek isterseniz buraya geleceksiniz. Taze, çünkü Karadeniz'in en güzel balığı burada. Gördüğünüz gibi her şey doğal. Hiçbir tane yeni yapılmış bina yok. Zaten stalonlu ilan edildi tamamen. İnşaat sıfır. Dünyanın en büyük metropollerinden mega şehir İstanbul'un onlarca güzel ve şirin köyü var. Garipçe'de onlardan sadece bir tanesi. Bir tarafı boğaza bakarken diğer tarafı ise derin Karadeniz'e dönük bu güzel ve şirin köyün ve halkının %95'i hayatını balıkçılıkla idame ettiriyor. Cumartesi pazar yer bile bulunmuyor. Evet, lokantalar, temiz balık satılıyor, taze balık satılıyor. Tuttuğumuz balıkları onlara veriyoruz. Onun için herkes tercih ediyor. Yok, ulaşım yok. Elektrik bile, ben çocuktum, lambayla, gaz lambasıyla büyüdük biz. Okul, bir ilkokul vardı. Yani şehre inmek için vasıta bulamıyorsun okumak için. Sonradan... Zamanla tabii yavaş yavaş rahmetli Özal'ın döneminden sonra 85'ten zincirleri kırdık diye bir tabir var ya, askeriye zincirlerini söktüler, yolları açtılar, insanlar yavaş yavaş köyümüzü tanımaya başladı. Buranın halkı dediğim gibi geçimini balıkçılıkla, çoğunlukla balıkçılıkla temin ediyor. Fakat şu anda bu zincirler kırıldıktan sonra okuyan çocuklar çok, Allah'a şükür, yani bayağı bir şu anda üniversite mezunu elemanlar da yetiştirdik artık. Vallahi doğup büyüme burası. Balıkçılık yapıyorum doğduğumdan beri. Nedir mesela balıkçılıktaki püf noktaları? Vallahi teşkilatın güzel olacak, tecrüben olacak. Öyle herkes yapamaz yani. Öyle kolay bir şey değil. Ben mesela gelsem yapamaz mıyım? Yapamazsın. Kurs görmen lazım. Senin yanında kurs göreceğiz o zaman. Tabii, mutlaka. Evet, kurs görmeden yapamazsın. Garipçe köyünde balıkçılık çok fazla gelişmiş olsa da tarım aynı oranda gelişmemiş. Çünkü çok fazla tarım arazisi yok. Ama yine de tezgahlara dönüp baktığımızda buranın yöresel bitkilerini tezgahlarda görmemiz
mümkün. Mesela dağ kekiği var, yine el yapımı erişteler var ve yüzlerce turşu çeşidi var. Yine bu tarafa döndüğümüzde de yüzlerce çeşit reçel var. İsmini sayacak olsak belki bir gün sürecek. Hatta hiç duymadığımız reçeller bile bu tezgahtaki yerini almış durumda. Bu tezgahların en büyük özelliği Trabzonlu Fatma teyze bunların hepsini kendi el becerisiyle yapmış ve yine kendi tezgahında kendisi satıyor. Evet Fatma teyze, kolay gelsin. Sağ ol yavrum, hoş geldiniz. Hepsini siz kendiniz mi yaptınız? Evet yavrum. Yani kızımın, bacımın, kardeşim buranın gelini, onun yardımıyla beraber. Yani ben 10 yıldır buradayım. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Tek anne olduğum için 20 yıldır tek anne iki çocuk bakıyorum. Bu soğukta çalıştım 10 yıl ama işimi zevkle yaptığım için çok mutluyum. Kendim yapıyorum çünkü. Kahvaltılıklarımız her şey zamanında. Organik domates ne zaman olursa o zaman. Mesela çilek ne zaman, incir reçeli ne zaman, hepsini yapıyorum, koyuyorum aşağı. Kışın insanlara yani organik olarak, kışın biliyorsunuz her şey ilaçlı oluyor, o oluyor, bu oluyor. Ama benim bunun zamanı var. Ağustos ve Eylül ayının sonuna kadar bu kahvaltılıklarımı, menemenliklerimi, salçamı hepsini yaparım. Reçellerim de mevsimine göre meyveden yaparım yavrum. Turşularımız zaten belli. Fasulye turşusundan, kornişondan hepsi. Bamyayı zamanında, karışık turşu, kış turşusu zaten. Hepsini yapıyorum. İnsanlar geliyor. Beğendiği zaman yavrum müşteri geliyor. Ağaçlar, ben 90 yaşındayım işte mesela, 90'a yakınım. Ben ağacı doğandan beri bu şekil biliyorum. Doğandan beri bu şekil biliyorum. Yani ağaçları bile tarihi artık burada. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Benim annem babam burada evlendiler. Pınar başından bulanır canım oy, iner ovayı dolanır canım oy, sende çok haller bulunur canım oy, dağlar duman olur, çayır çimen olur, ben yâri görmezsem halim yaman olur. Garipçe köyünün hemen her köşesinden adeta tarih fışkırıyor. Garipçe Kalesi Cenevizler döneminden bugüne kadar dimdik ayakta durmuş. Sadece 3. Murat döneminde bir kere restorasyonu yapılmış. Garipçe ismi ise bu kalenin içerisine, odalarına hemen her bölgeden, özellikle de Anadolu'dan, Karadeniz'den vatandaşlar gelip yerleştirilmiş ve İstanbul'a uzak olduğu için onlara garip deniyormuş ve Garipçe ismi de işte oradan geliyor. Ve kalemize gelen ilk 2-3 aile varmış önceden. Tabii biz dünyada yoktuk o arada. Bu 2-3 aile kalenin koğuşlarında askerlerle beraber bitişik yan yana olan koğuşlarda kalmaya başladılar. Sadece Garipçe'de Cenevizler'den kalma, Osmanlı'da tamirat, tadilat görmüş bir kale vardı. Önce buranın ismi Garip'ti. Sonradan dediler ki çok garip kalmasın diye, garipin manasını biliyorsunuz, bakir demek. Çok garip kalmasını çeye eklediler. Oldu Garipçe. Pınar başından bulanır canım.